Merhaba. Ali Çetin Belen'e Champions Cup 2021'de Almanya'dan Oliver ile oynayacak. Birazdan maç başlayacak. Bu arada Cüneyt Argun Genç'in de maçı varmış. Şimdi bir yandan gözüm onu seyrediyor. Merakla ona bakıyorum ne olacak diye. Ali'den de haber bekliyorum. Ali başlayınca o maça da geleceğim. Bu maçta skor Merzino 10, Cüneyt Argun Genç 6. Şimdi efendim Ali. Tamam, hadi bol şans, görüşürüz. Bay bay. Evet, şimdi hemen o maça gidelim. Exit match dedim. Şimdi bakalım nerede? Maçı bir yakalamak çok zor burada. Evet, şimdi gördüm, hemen yakaladım. Sizi de alayım maç yayınına. Evet, başarılar diledik. Bol şans diledik Ali'ye. Umarım iyi bir maç, umarım güzel bir galibiyet olur. Ali Mehri hoş geldin. Umarım her şey iyidir. Ali Mehri iyisinizdir. Çok teşekkürler. Bu maç bizde. Cenk artık alalım bu maç. Bu ara çok kötü bir döneme girdik. Son bugün bir de hani birkaç maça daha baktım. O kadar grup olarak o kadar kötü bir dönemdeyiz ki zaman zaman olur bu tavla bu. Onun için bu dönemlerde bitecek. İnşallah bu maç onun başlangıcı olur. Hani çok klasik, vazgeçmemek lazım. Hani kaybetmekten değil, vazgeçmekten korkmak lazım. Zar değil bizim şeyimiz. Evet. Aynen. Ömer Gün, hoş geldiniz. Cemil Burgurcu, Yiğit, Ali Ledin. Çok teşekkürler, çok teşekkürler Ali Bey. Siz de bizim için öylesiniz. Aynen. Biz de sizin bağımlılığınız Ali Bey. Sizin enerjiniz bizim için çok değerli. Ali küme bakıyor. Zar dağılımına bakıyor. Jokerlerine bakıyor. Ama rakibin evi çok güçlü. Yarışı aldık. 11 pip öndeyiz. Bakacak gerisine. Evet. Yayınla ilgili birkaç ayar yapmam lazım. Sonra maça döneceğim tam.
Atilla Güler hoş geldiniz. Bülent Ahmet Reisoğlu teşekkürler. Murat Cengiz teşekkürler. Şimdi bir yerde küpü bulmamız lazım. Yarış çok yakın ama 5 boş. 5 boşken ben de sevmiyorum. İşte sebebi bu. Saçma sapan bizler. 4'ten 1'e bakacak. 4 1 2'ye bakacak mı? Ya ona bakmadan duramıyor çünkü rakip evi o kadar korkunç ki. Yani ne olabilir ki? Açık veremiyorum ya. Ben de veremiyorum öndeyken. Evet. Evet. Hoş geldiniz Meral Hanım, Umur. Kapı alalım mı? Emin olalım. Yani açıksız oyun yok. Kapı aldık. Rakip küp çekemez kırmadan. Kırdı. Nefis bir zar. Nefis bir zar. Vurduk çıktık. Geleye Turgut oluyoruz. Geleye Turgut olduk artık. Bu kadar ikiler, dört, ikiler, beşler, birler. Yani bir kamyon zar var. Kırdık Allah. Yani buna şey yapıyorum. 5-5'i verecek mi? Bence vermeyelim be Ali. Vallahi bence de vermeyelim. 5-5 tek maça döndürecek. Bravo Ali vermedi 5-5'e. Şimdi hala Marslarımız çok. Hala Marslarımız çok. Hala Marslarımız çok. Evet. Süper. Evet. Ali çok iyi oynuyor haberi geldi. Evet. Küpe bakalım ciddi. Bunu çekmek gerekebilir. Yani cezalandırmak için. Evet. 50 pipte rakip. O açık nereye gidecek? Evet. Nefis. 5-2. Game. Erken bir uygulama geldi rakipten. 8'i yokken ben çok emin değilim bu küpten. Zonda 8 pulla çok emin değilim bu küpten. Nefis karşılık verdik. Şimdi 3'ü almaya bakacağız mı? Yok 17, 17. 17'ye de bak Ali. 17'ye de bir bakalım ya. Bunu anlıyorum ama 17'ye bir bak. Hani bunun verdiği return'lar o kadar fazla ki. Buna bir bak, o kadar konforlu ki kübü de almışız. Bir yerde o silahı çekeriz. Bana öyle geliyor. Ali de o fikre geldi. Şimdi rakibin işi çok zor. Rakibin işi çok zor. Rakip Türker, rakibin kübüne baksana ya. Yani nasıl bir küp o? Yani ben rakibin kübünü beğenmedim. Game 2 küp diye yazdım. Game 2 küp rakip. Evet, ilk notumu aldım bakalım. Game 2 küp nasıl olmuş? Rakibin küpü 108'lik moda bulmuş. Güzel. Cüneyt'in maçını mecburen bıraktım. Onun sonucunu göreceğiz artık. Tek maç seyredebiliyorum. Evet. Şimdi bizim
Rakibin bu geri oyunu sürdürmesi çok zor. Niye çok zor? Bu pip farkı 3-5 geri oyununa müsait değil. Patlayacak. 13 terk edecek. Ali bildiği için bloğu da bozmayacak. Rakip şimdi 13'ten bir pulu inecek. Bizim bir yerde uygulama yapmamız lazım ama sanıyorum Ali iyice bakacak buna. Bunu da çekmez benim tahminim. Bir zar bekleyebilir. Ama pas oldu mu ya? Ya bu yarış farkı yetmiyor. 3-5 geri oyununa. Her geri oyunun tipinin bir ideal şeyi var. Ali imtina etti. Ama bloğun arkasına bir pul daha attı. Şimdi artık küp çok ciddi bakmamız lazım diyecektim. Güzel. Artık kübü dayanamayacağız herhalde. Ya bu ya artık dayanılmaz bir noktada. Turgut'a döndü gibi artık. Yani bu işte bu kötü zarlar var ama bizim korkumuz yok. Artık devam edecektir Ali. Bakalım ne yapacak. Valla ben çekmeden duramıyorum artık redoble'ı. Çünkü giriş azaldıkça şimdi rakibin şeyine göre bir yerde uygulama yapmak lazım. Evet. Bence işimiz zorlaştı artık. Ama Ali hemen çekti. Evet. Hemen uygulamayı yaptı. Bu artık küp olarak daha zordu bana. Türker bu kübe baksana ya. Bu zor küp artık benim için. Ben öncesinde çekerdim ama burada çok emin değilim. Yani burada oynamak gerekebilir. Rakibine bir crunch olduktan sonra zor artık yani. Turgut mu küp mü? Turgut mu küp mü? 3-0 öne geçtik. Çok iyi başladık oyuna. Müthiş dörtlü blok oluştu. Bunu da esnetti. Rakip çaresiz kıracak mı? Bakalım. Evet, 26'lık Turgut'muş. Küçük Turgut dedi. XG Plus Plus'ta. Yani daha zor. Ondan evvel bilemiyorum ama ben crunch olduktan sonra çekmek dayanılmaz artık yani. Ondan evvel çekmedi, orada çekti. Evet. Küp çekmeme. Turgut diye çekmiyor Bülent Ahmet Reisoğlu. Yani şey, çekerse pas geçecek rakip diye çekmiyor. Mümkünse Mars etmek için veya iki hani Mars edip 4 sayı alayım derdindeyiz. Çünkü çektik pas geçti veya avantajlı bir yarış olduğunda çekecek pas geçirecek. Yani uygun yerde o ateşi yapma ateş etmek lazım. İşte rakibin bu kübü. Yani Marsları korkunç bir küp. Altılar birler kırıyor. Kırdıktan sonra işimiz çok zor. Mesela ben bunu almama taraftarıyım. Prime küpleri tek ve vesaire deniyor ama klişe işte. Ben bunu almama taraftarıyım. Dörtlü blok ama vazgeçmek işte oyuncu problemi bu. Oyuncu problemi derken hepimiz de pozisyondan vazgeçemiyoruz. İnşallah çalışır. Şimdi rakip eğer 21'den çıkamazsa bu küp çalışacak. İnecek miyiz? İnersek Mars'ta. Hem kırıyor hem şey yapıyor. Allah çok güzel attı. Nefis. Kıramadı. Rakip de korkak oynadı. Evet, şimdi şuursuzca çıkacak rakip. Başka bir şansı yok. Nefis attık bunu. Nefis attık. Rakip de bunu hemen girdi. Bir lazım. Al. Bir bir. Oo. Çok büyük bir anti-joker attık. Çok büyük anti-joker bu.
Yani 5-1 zaten gidiyor. Yapacak bir şey yok. Çok kötü attık. Çok kötü attık. 180 mi almak şey. Ama işte maç tansiyonu bu. Maç tansiyonuyla neler neler yapıyoruz. Yani sonra tekrar konuştuk, Cihangir yazdı. Hani geçen hafta Cihangir'in oynadığı maç ya. Yani o gün Cihangir'in maç yapmaması lazım. Maç yaptı. O maçtaki bütün Cihangir'in hatalarını silin yani. O yorgunlukla, o hani yoğunlukla sen hastaneden gel, sonra maça çık. Hani olacak iş değil. Yani rakibin bu güzel değil. Güzel değil. Bunu biliyorum. 6-5'e açık veriyor rakibin ama atmadı. Yani zar kontrol etmek lazım. İçeri girerken kranç oldu. Artık hiçbir şey kontrol etmesine gerek yok rakibin. Şimdi bu ile açık arayacağız. Kırıp inşallah şey. O açık şimdi gelecek mi bakalım. 3 bile oynamıyor. 6-3 bile olur. Mükemmel dedi. Evet. Yok BYK'yız. Yani rakip bu oyun bu. Yani şey yapmayın öyle. Hani üst üste çok kaybedebiliriz. Takılmamak lazım buna. Yani yense yine tebrik edeceğiz. Yani tabi bizim buradaki amacımız yenmek. Tabii ki yenmek. Yani onu bir yere park ediyorum. Ondan bağımsız iyi maç olsun. İyi oynayalım. Bir şeyler öğrenelim. Hani Ali maçlarını özellikle daha maça motive seyrediyorum ki hani bir şeyler göreyim, kendime bir şeyler katayım diye. Amaç bu olmalı. Rakip yenebilir. Biz de yenebiliriz. Hani ikisi de ihtimal. %50-50 başlıyor maç. Hani Ali zaten oynadığı kadar kazansa kupa bırakmaz. Zarla olmuyor yani. Hani Ali benim kaç basamak önümde? Hani ayıp anlatıyorum ama her maçı kazanacak diye bir kural yok. Hani bu oyun maalesef öyle. Evet. 4-2. 9'u alacaktır Ali. Tahmin. Ama 10 öteki evet 4 split de bu güzel. Bu da güzel. Ben 9'u alacak diye tahmin ettim ama aynen. Kaçmaz ya üst üste. Ya Cenk olabilir yani. Hani üst üste kaç. Kazanınca o inanıyorsun da kaybedince niye inanmıyorsun? Hani sen biliyorsun ben 10 maç kazandım üst üste turnuvada. 10 maç. Hani mümkün mü bu? Yani aslında olmaması lazım. 10 maç üst üste kazanılmaz. Olmaması lazım. Ama oluyor. 10 maç kaybedebiliriz. O da oluyor. İşte bir Kıbrıs'ta gittim 4 akla. Ana turnuvada 4 akın 4'te 0 yaptım. Bu nasıl küp ya? Bu nasıl küp hadi? Çok hızlı çekti bunu, ben anlamadım. Yarışta gerideyiz. 24 tehdidimiz var. Pozisyonumuz iyi. Valla bunu tek etmezse bizim için iyi bence. Tek mecbur gibi geldi adamadı. Evet. Hani biraz gerideyim diye şey yaptı skorda. Yani yarış öndeyim ama yarışta gerideyim diye belki bu kupu çekti. Bu küp nasıl bir küp Türker, bakar mısın ya? Evet, aynen öyle. Ya işte Kıbrıs'ta hatırlamıyor musun? Geldim 4 tane üst üste maç kaybettim Kıbrıs'ta. Cuma geldim. Cuma günü 3 maç. Cumartesi sabah ilk maç veya Cuma günü yani hatırlamıyorum. 4 maç üst üste kaybettim. Ana turnuvada elendim. Pazar günü
Last Chance kaldı. Last Chance'e katıldım. Last Chance'i kazandım. Hiç yenilmedim. Tavla bu. Hani çok kötü bir dönem geçiyoruz ama bu geçecek yani. Hani şimdi iyice Marslarımız arttı. Bence rakibin bu açığı çok kötü yere gidiyor. Bütün açıkları. Hani çıksa ayrı dert, girse ayrı dert. Evet, şimdi nefis bir duruma geldik. Rakibin buradan işi çok zor. Mükemmel mi? Bakayım. Oo, çokmuş. Bravo. Bana tek kolay geldi. Ben kübü beğenmedim. 3-2 öndeyken. Ama rakibin açığı var. 2-3'te 6 pula ölmüş. Demek ki şey 28. Vallahi bravo Ali'ye. Ben çekmezdim bu kübü. Ali Mehri de çekmiş. Güzel. Yüksel Meri bu Ebif'in turnuvası. Ebif, Edirne, Bursa, İstanbul, Trabzon, nokta Adana, Trabzon. Ebif, ebif.at. Buradan girersen turnuvalar Avrupa'daki bu şeyi yapıyor. Bernard'ın şeyinde hani yönettiği bir yer Ebif. Oradan takip edeceksin. İngilizce, Türkçe açıklamaları var. Çok Türk oyuncu var. Ebif'e gidersen oradan görürsün. Evet. Çok açık veren zarı var rakibin. Onlardan birini attı. Şimdi herhalde devam etmesi daha uygun. Devam etmedi. Ali hemen cezalandırdı. Çift pulu bar aldı. Bu el Mars gelecek mi bakalım. Evet, üçüncü açı alırsak da güzel. Girelim ona öyle. Aynen nefis. Kaçtı onu. 6-2. Evet, bu bireysel turnuva Bedirhan Köse. Champions Cup. Her ülkeden 3 tane oyuncu alıyorlar. Bizden Cüneyt, Yasin ve Cüneyt, Yasin ve Ali var. 3 kişi. World Cup'ta da Ozan, ben, Umur Aras var. Ozan Özgür, Umur Aras ve ben varım. Ben elendim. Ozan'la Umur devam ediyor. Güzel. Güzel bir spor. Güzel, çok güzel. 8 polumuz var. Marsımız çok fazla. Marsımız çok fazla. Çok güzel rakip, çok kötü bir zar attı. Nefis, nefis attık bunu da. Nefis attık. Rakip kalmak zorunda. Çok güzel. Aklımda başka şeyler de geliyor. Çünkü bu olamaz. Rakibin kalması lazım. Hani açış için. Çıksa da Mars'ı kesemeyebilir çünkü. Bence çıkmak hata. 9'a gidecektir. O da biliyordur. Bakalım ne yapacak? Wow, bayağı korkak bir hamle bu. Şimdi açığı çok üzülmüştür. 6-1, 12-2. Yine Mars olacak böyle. Kırıyordu da eğer Ali böyle oynarsa. 5-6. Vallahi Mars keserse 5-3 almıyor. 5-3 almıyor. 5-3 almıyor rakibin. 3-2 alıyor. Vay arkadaş ya. 5-3 almıyor. 5-3. Bu el Mars'ı kesti rakip. Valla. Cihangir ne yaptı? Kaybetti son maçını. Bakayım ne yapmış. Cihangir ne yapmış? Çıkmak 75. Yani çıkmak fikir olarak da yanlış, şey olarak da yanlış. Yani korku olarak da yanlış. Yani hani şey gibi düşünüyorum. Mental olarak maçın başında bunu yapıyorsa işte oyuncu analizinde bunlar ipucu veriyor biraz. Hani rakibin
Marslardan çok korktu. Marsları yüksek olan küpleri de kararları da zorlanacağını düşünüyorum. Ama bakalım nasıl olacak. Ali yine müthiş bir blok yaptı. Site açılmadı. Bak bekliyorum site açılınca cevap. Evet şimdi. Yenildi. Bakalım Cihangir ne yapmış. Cihangir 4 galibiyet üst üste 4 maç kazandı. Şimdi 2 maç kaybetti. Hani bakalım daha 3 hakkı daha var. Cihangir'in. Ama kime yenildi bir sor. Vallahi Cihangir için rakibin önemi yok. Yani bana benim için önemi var. Hani birçok kişi için önemi var ama Cihangir'de öyle bir unvan var ki masaya oturduğumda bir o masa önünü iliklemesi lazım. Karşısında dünya şampiyonu var. Yani kim olduğunun çok önemi yok. Rakip bir anda kaçtı 9-11, 9 veya 11 atmamız lazım. Atamadık. Katılmamıştır. Yani Moshi hani, Moshi çok katılması hani beklemiyor. Oya da var. Öteki tarafta. Oya da var. Oya da çıkabilir. Yani değişik oluyor. Bazen hiç beklemediğiniz adamlar katılıyor, bazen katılmıyor. Hani çok değişik oyuncular var ya. Bazılarına ben hayret ediyorum. Ama var yani. Bazen de katılmıyorlar yani. Şey değil. Hani tercih. Rakibin dağılımı çok kötü. Bir değsek, bir kırsak kübü hemen göndereceğiz. Ama olmuyor. Rakip ip üstünde oynuyor. Müthiş bir zar attı. Müthiş bir zar attı. Bir anda o müthiş, bu da müthiş. Kırmak olamaz hata. O çok büyük. Türker buna baksana. Açık verecek. Vallahi mucize eseri attı ya. Çok zor işimiz arkadaşlar. Bu zar. Adam üçüne girip alacak. Bu devam eden açığa giren bir elde. Adam müthiş yırttı ya. Olamaz yani bu. Bence olamaz. Bence olamaz. Ona bakalım. Valla Türker yani
Kaç yedi anlayamıyorum. 339. Beter olsun. Yani rakip için yani diyeceğim başka bir şey yok yani. Bizim için şey ama o hamle 6-2 peşine atıp çalışması 339 öpsün başına koysun. Çok az. Evet. Aynı fikirdeyim. Devam eden açığa girdiğini görmedi. Yani yani altılı 6-1, 6-2 hariç bütün altılar açık veriyor. Hani 5-4 içeriden oynar. Çok kötüydü ama güzel bir zar attık böyle. Ömer Özen Muş'u. Bence Arthur hoş geldin. Ömer Özen bence abartılmıyor. Hani bence hani başka bir seviyede Moşi. Yani profesyonel bu işi yapmak bu seviyede çok zor. Meslek edinecek kadar iyi oynamak çok zor. Hani bunu genç yaşta başlamış buna. Bence fazlasıyla hak ediyor. Yani şöyle düşünün bunu. Adam bundan hayatını kazanacak kadar bu oyunu oynuyor. Hani 1.000 eurosuna maç yapar mısınız? Biz yapmayız. Hani atıyorum normal bir gelirli insana göre konuşuyorum. Hani atıyorum mesela ayda şey diye hesaplayayım. Avrupalı birine diye hesaplayalım. Avrupa'daki biri mesela 4.000 euro para kazanıyor. 3.000 euro para kazanıyor. 1.000 eurosuna maç yapar mı? Yapmaz. Moşi yapıyor. Yapabilir, yapar. Hani belli bir an şeyi yapın. Buna girer yani. Belli bir turnuva formatında 1.000 euro hemen katılır, hemen oynar. Konu bu yani. Bizim bakarken düşüneceğimiz şeye adam meslek olarak her defasında oynuyor. Bunları oynayamayız ya. 4 duplikasyonu var da 3'ler de verdik. Mecbur bu yani. Çift çıkacak. Yani burada da yine avantaj rakibe gitti. İnanılır gibi değil. Bizim 11-12 atmamız lazım kabaca. Süper Granat. Evet. Öyleydi en son. Hüseyin Güler hoş geldiniz. Çok teşekkürler Hatay. İşte Cemil Burgurcu bu oyun böyle bir rakip 6-5'i çıkmadı ya. Bu rakip evet. Bu rakipten ciddi şüphelerim var artık. Çıkmadığı zarla mecbur çıkıyor adam. 11-12 atacağız. Atamadık. Şimdi rakip geride ama bizim çok kötü vestigimiz var. Çekemiyor kübü. Toparlanacak mı? Ya bu hamleye inanamıyorum. Toparlanmadı da. Kırsak gözünden yaş gelir adamın. Maalesef yani çıkmaya bakmadı Ali. O kadar diyeyim ben size. Yani rakip o kadar bu temayı şey yaptı ki Ali kırması lazım ya. Hak ediyoruz ama maalesef zar bize izin vermiyor. Şimdi rakip daha da korkusuz oynayacaktır artık. Evimiz iyice kranç oldu. Allah'tan kapatamıyor. Pulları da çok kötü yere gidiyor size söyleyeyim. Çok kötü yere gidiyor pulları. 11. Mecbur kaldık. Muammer Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ya bu küpü vazgeçemeyecek Ali. Ondan korkuyorum. Crunch olduğu için ah tamam. Süper. 4 duplikasyonu falan kandırabilir kendine. Vazgeçemeyecek diye korkuyorum dedim. Allah'tan vazgeçti.
Ben maçta mesela hata yapıp alabilirdim. Bu kübe bakabilir miyiz Türker? 5-4'teki kübe, rakip kübüne. Evet, rakip tahmin ettiğim gibi 10 plus'a geçmiş bir yarı Türker gönderdi. Çok kötü attık. Yine erken bir uygulama. Zonda 9 pul. Bir tek onun hatırına ama güzel küp bu. Tek sayıda bu küp güzel bir küp. Tek sayıda bu kübe itiraz edemem. Evet, 4-2. Nefis attık bunu. Toparlandık. Yani yok ya. Yok Ali'cim ya. 11'de toparlanmayı ben gördüm. Evet. Çok değerli toplu. Vallahi ben bunu yapamadım. Doğruysa da helal olsun. Evet. İnşallah. Nesrin Hanım hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Çok zaman oldu. Yani Muammer Kuş, Nesrin Becerici. Hani görüşmeyeli o kadar çok zaman oldu ki maalesef. Pandemi. Cüneyt Örmen hoş geldiniz. Caner hoş geldin. O büyük pasmış. Bak ben vazgeçemeyebilirdim Türker, bunu demek istiyorum ben. Deminki küp 269'luk pasmış. Yarış bende 4 duplikasyonu evinde açık var. Hani adam kıramadığı unreadable çok şey. Çok verimli. Tamam vestigim çok ama 5-4 pas geçsem öyle. Bu el Mars olmam falan. Kendimi 10 türlü kandırırdım. Ama %19'muş Marslar. Kırdığında da Mars oluyorum evim olmadığı için. Rakip çok tabii küp çektiği için keskin oynamak istiyor ama hani bu hamle rakibi çok üzebilir. Bizim isteğimiz de o. Valla keşke fırsaymış. Çok güzel oluyormuş bizim için. Rakip inanılmaz güzel attı. Tavşan adımını attı. 22'den kurtuldu. O pulu oyuna katması o kadar değerli ki onun için. Şimdi onu çok rahat kullanacak. Çıkamadı. Evet, şimdi mecburen 6'yı bozacak. Valla bunu yaparsa Ali küpe bakacak mı? 5-5. Kıramadık ne yapacağız? Yok küpü de çekemeyeceğiz. Valla rakip doğrusunu yaptı galiba. Türker bu 3-1'e de bakabilir miyiz ya? Şimdi görünce yarış bizde. Bir kapısı, bir açık olmasa çok güzel. Birler dublik. 6-5'imiz kötü. 6-3'ümüz kötü. Altı üç altı dört sıkıntı. 6-5 kadar değilmiş. Bakalım. İyi ki çekmemişiz. Şimdi girdik. Yok Ali'cim ya, oynayalım bunu, evet. Şimdi rakip için şöyle bir şans. Bu kadar açıkla niye temas aramadı bu adam? Hani 9'dan girecek miyiz? İnelim küp çekelim.
Yerim küp çekelim. Bu da bir plan. Ya ev yapan zara bakmak lazım bence. Ev yapan zara bakmak lazım bence. Hiç bakmadı Ali. Yani girip ev yapan, hep küpü kafasına koymuş, tamam. Skorda 4 küpü. Valla take olmalı gibi geliyor bana. İnşallah paslar. Atillacığım neredesin kardeşim ya? Atilla İnanlı neredesin? Neredesin? Bu turnuvalardaki bütün başarısızlığımızın sebebi tek sorumlusu Atilla İnanlı'dır. Atilla enerjisiyle gelmedi, gitmedi. Altı dörde razıyım. 5-3'e razıyım. 4-1'e razıyım. Nefis atmışız. 5-4. Rakip şimdiye gidecek. 10 pip var. O 44'lük pas mı bu? Valla ben vazgeçemedim Türker ya. Bir de pozisyonu double'da bakar mısın? Redouble değil de double'da. Redouble olmasa double olsa ne olurdu? Ben de vazgeçemedim. Bir double değil double. Double'a baksana ya. Güzel. Evet 9-5 öne geçiyoruz artık. Rakip çıktı. Hani güzel attık. 6-3 biz rahatlattı. 6 önemli. 3-2. Ağır favoriyiz artık. Güzel. 2 pul da aldık. Bundan hoşlanmadım. Evet. Alalım iki tane Ali. Önemli değil. Evet. Sakın, sakın diyorum rakibe. Gülizar'la bitirelim. Atamadık. Sakın. Evet. Az daha. Evet. Double daha güzelmiş. Redouble daha zor. Ben Redouble'ı paslayamazdım. Evet. Yani vallahi şimdi herkesin bir sebebi var. Atilla İnanlı enerjisiyle hani bize verdiği destekle bizi bugünlere getirdi. Onun desteği olmadan çok eksik hissediyoruz biz. Yani şu tavla camiasında hani nadir pırlanta insanlardan biri. Tek taş öyle düşünün. Yani Hakan'la kendisini tanıdığıma o kadar memnunum ki iki tane pırlanta arkadaşım oldu. Daha oldu. Eksik söylüyorum. Yani da Redouble'ı vazgeçmek çok zor Türker ya. Redouble'ı vazgeçmek. Double. Tamam. Double'ı anlıyorum. Ama Redouble çok zor. Kırsak ayrı dert. Hiç bakmadım ileride. Evet. 4-2 attı. Evet. Muş attı.
22'den bir kurtulsak çok rahatlayacağım. 22 bizim derdimiz. Rakip kıracak gibi duruyor bana. Çok güzel çift kırdı. Küp olsa Mars edelim diyeceğim ama olsun, yine biz Mars edelim. Küp. 13'ten kapatacağız herhalde bunu. Başka çaremiz yok. 71'e çıktı. Çok zor. Ali Mars'ı gözüne kestirdi. Rakip bunu almayacaktır tahminim. Yani Türker, bunun kübüne baksana ya. Bu küp Turgut mu? Yani almayacağı kesin olduğu için acaba biz Arda atsa mıydık? Girdikten sonra mı çektirdik? En sevmediğim skor 3 uzaktayız. Rakip de 8 uzakta. Çok konforlu bir skor 8. 4'ün 2 katı. Bizim kübümüz artık çok zor. Bu skorda. Güzel. Allah. Rakip iyice seyfe bağladı. Çok güzel attık mı atamamışız. Mecburi bir hamleye girdik. Yarışı dengeledik. Evet, rakip kapıyı ne pahasına olursa olsun alacağım dedi. Çıkışa bakmadı. Çok güzel. O çok büyük Turgut'muş. 198'lik Turgut'muş. Şımartma abisi. Bence de. Anladım. Küp niye zor? Çok uzun anlatması. Bu skorda kübün çekildiği doğru aralık çok dar. Hani 1 ile 100 arası 1 metre düşün. İşte 50'ye kadar no double geliyor. 50'den sonra bir rakam var işte hesabı yapılan. İşte 55, 56, 63 falan gibi bir rakam var. Oraya gelince double çekiliyor. O skora göre bilinen bir rakam, hesaplanabilen. Atıyorum 60 diyelim. Normal işte Turgut'a gittiği yerde belli bir rakam. 60 ile atıyorum 80 arası küp çekebiliyorsun. Rakip de ona göre bir karar veriyor. 80'den sonrası Turgut. İşte 60 ile 80 arası 20 sayı değil mi? Burada çok dar. Burada 5-6. Hani atıyorum 71-75 arası. Hani küp. Onun için o aralığı, oyunu kazanma yüzdesini anlamak çok zor. Şimdi Ali bakalım Mars'ı çıkartırsa sağ salim Crawford'a geleceğiz. İyice maçı koparmaya çalışacağız. Yani rakibin şansı bir uzak, 8 uzakta herhalde %10'un aldığı %5 civarı bir şey. %7-5 o civarda bir şey olmalı. Güzel. Mars olacaktır rakip. Ali çok güzel dizilimde. İnşallah Beckham oldu. Allah Allah, atlamıyor adam. Tamam. Çok güzel. Vallahi Beckham'ına doğru gidersek artık Gülizar mı? Bir çift daha gelir mi? Bir çift daha gelir mi? Fullarımız çift. Beckham'ını kesti. Rakip. Evet. Neşet Bertan çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu el Mars'ın önemi yok bizim için. Çünkü adam tek sayıda. Şimdi ne yapacağız? Bu nefis hamle mi, ileri çapa mı?
Ali bundan yana kullandı. Wow, bu olamaz ya. Bu olamaz işte. Yani geriye bu bloğun arkasında bu kadar olunca bu kadar az pulla blitz genelde faciayla sonuçlanır. Şimdi çıkması mı lazım, inmesi mi lazım? Ama gel attıkça biz çalışıyor. Şimdi ya böyle o iki tane gele olunca kolay tabii. Yakala şurada öyle bir çapa at oraya. Yani rakip ısrar ediyor hala. Ateşle oynuyor ama biz geri atmaya devam ediyoruz. Evet. Ali şahane oynuyor. Şahane bir PR'ı var. Türker sağ olsun gönderiyor. Evet, rakip 5-2'yi nasıl o bloğun arkasına şey? Al 8'i 24-22 yap. Devam et. Yani nefis bir zar attık. Bu oyunu cezalandırmamız lazım. Alalım çapayı Ali ya. Ben çapadan vazgeçemedim. Ali vazgeçti. Çok iyi ama çalıştı. Çalıştı. Vallahi yani ben neden büyük zar istiyorum? Artık biz de saldırıya geçtik. Güzel. Oo, evet. 6'ya razıyım. Girdik. Evet. Kırılmak da istemiyoruz. Hadi bundan vazgeçmeyelim ya. Geriye ayırmaya bakmayalım. Geriye ayırmaya bakmayalım da. Evet. Vallahi işte 3 turnuva var. İşte Ozan, Ali, Cüneyt, Cihangir, Umur Aras. Hani bunların maçları oldukça yayınlamaya çalışıyorum ama başlangıç periyodunda çok maç vardı. Şimdi o periyot bitti. Artık yani haftada 2-3 maçı maksimum oluruz. Daha az maç oynayacağız. Onun için bakalım. Hani Cihangir'in işte tabii hani oldukça maçlarını Cihangir'in bir tık daha az. Ali'nin çok maçı olacak. Bakalım. Kırmadan olmaz mı? Niye öte 23'ü kırmaya bakmıyoruz? 23'ü kır git. Evet, kır devam. Ha bu da olur. Evet. Çok güzel attık. Evet, 6-3'ü de aldık. 5-4. Tamam. Artık çok güzel bir formattayız. Evet, Ali fişi çekti. Artık rakip girsin, patlasın istiyoruz. Evet. 6-2. Evet. Patlama da geldi. Kırmayacak diye tahmin ediyorum Ali. Evet. Çünkü çapalansın istemiyor. 2'ye. Oynasın patlasın. Kırmamak doğru. Evet, 6'da pul ister board. Çok güzel. Evet. Şimdi kırmak olabilir çünkü 23 çapasını sevmiyoruz. Kırılıp gidebiliriz artık. Şimdi kırdık. Çok güzel. Şimdi hemen 2'yi kıracağız. Kıramadık ama pul getirdik. Tamam. Şimdi Ali 7'yi açacaktır. Önce 7'yi açacak. Burada açamadık ama 2-1. Pulları düzeltecek. Nefis. 5-4. Olduğu gibi gelecek. Evet. Rakip fazla kranç oldu. Nefis. Nefis. Evet. Kapılı kırdık. Valla sayı tuşu olacak rakip. Hani çok güzel ama ötekine de bir bak Ali ya. Üçten alıp sallayan. Evet bu. Bu ideal formata çok benziyor çünkü. Dörtte ve üçte pullar var. Altı beş açık veriyor ama bunda da bir dahaki dörtler sıkıntılı. Ben ötekini tercih ederdim. Aynı formata geldik. Güzel. Güzel. Harika.
Evet. Yok Ali, sallayalım. Sallayalım kardeş. Ya hiç. Ya ikiye pul sallamayı hiç sevmiyorum. Belki doğru yerdir. Ben yapamadım. Çok güzel. Harika. Evet. Ali'yi tebrik ediyorum. Yok devam ediyor. Yedinci turu çekilecek Arthur. Yedinci turu, altıncı turun sonundayız. Evet, rakip resign etti. Türker başlar. Ali'yi tebrik ediyoruz. Şahane oynadı bence. Ben de maç dosyasını şuradan alayım. Save edeyim. Save edelim. Evet, bir başlangıç ekranını alayım size. Bakalım neler yapmış. Evet, Ali silindir gibi ezdi rakibi. Müthiş bir oyun. Müthiş PR da gelecek. 2 civarı PR diye görüyorum. 2.69 şu anda. Başladı Türker şimdi. Buradan bakalım. Gittim. Evet, bekliyorum. Teşekkürler Gökay. Yani çok teşekkürler Meral Hanım, Caner, teşekkürler. Atilla'cığım sen geldin. Bak böyle oldu. Son 4 maç 5 maç kaybediyoruz. Yani dün kabustu. Umur da yenildi. Ben de yenildim. Ozan da yenildi. Yani taş yedik bütün maçlar. Bir önceki gün öyle. Bak geldin, hemen farkını gösterdin. Evet şimdi Gökay çok teşekkür. Vallahi çok özledim Gökay. Hani İzmir ekibi. Vallahi hiç görüşemiyoruz. Ha şimdi görüştüğümüzde de nasıl olacak bilmiyorum ki artık. Hani o kadar zaman oldu ki. Hani görüşmeye görüşmeye yıllar geçecek. İlk Kıbrıs turnuvası nasıl olur acaba ya? Kaç kişi gider? Evet. Ali, Atilla'cığım yazacağım bundan sonra. Kadrolu alacağım seni. Kura'yı çekerken grup bu. Hani turnuva grubuna seni de alacağım. Hani sen programı atıyorum oraya kendi aramızda. Sen de gör, ona göre işlerini ayarla. Bundan sonra olmasın. Evet. Şimdi Ali maçının bir tane iyi tarafı var, bir tane kötü tarafı var. Kötü tarafı şu bizim açımızdan. Ali az hata yaptığı için inceleyecek, konuşacak pek bir şey çıkmayacak. Hani yayın açısından kötü. Bakacak bir şey yok. İyi tarafı, hani kötü tarafı, iyi tarafı hani çok temiz oynuyor. Hani kolaymış gibi gösteriyor. Yani çok kolaymış gibi gösteriyor. Yani bazı şeyleri o kadar kolaymış gibi gösteriyor. Halbuki o kadar kolay değil. 1500 kişiydi. Meral Hanım, valla 1500 çok, hani çok şey ama hani mübalağa aynen böyle. Ben de derdim 1000-1500 kişi demek istiyorum ben de. Öyle olsun. Aynen öyle Gülkay. Şimdi bakalım ne yapmış. Ali'de hata var mı? Onu da merak ediyorum. Dramatik. Evet. Küp hatası. Game 8. 13. hamlede bir küp var. Bu Turgut'muş. Hemen söyledik. Ben neden Turgut? Rakibin pas geçeceği o kadar bariz ki. 9'um.
Mars edip bitireyim. Hani kandırmak, hani çok Mars edeceğiz. Hani alacağını bilsem rakibin, tamam, ama bir zar daha beklemek. Öncesinde var mıymış? Kapatmadan olmaz değil mi? Yok, 70 gibi kapatmadan olmuyor. Hep bakmak lazım ama. Burada çekemiyoruz. Kırdıktan sonra zaten aynen öyle. Şuradan sonra kapattıktan sonra ne güzel. Ali'nin maçtaki en büyük hatası bu. Game 3 7. hamle. Burada bir pası almışız burada. 180'lik pasmış. Vazgeçemedi işte. Tahmin ediyorum bunu. Pardon, pardon. Özür, 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 özür. Pardon, pardon. Baştan alacağım. Tamam. İki tane pozisyon anlattım. Tamam. Maçtaki Ali'nin en büyük hatası, tekrar söylüyorum. Game 8 13. küp, bu. Maçtaki en büyük hata bu. Yok, gördüm Türker, gördüm. Çok sağ ol. Tamam. Gördüm, gördüm Cenk. Gördüm Cenk. Başladım. Tamam, bay bay. Ya bu benim tabii bu iş, yayın bilmem ne vesaire, maalesef o kadar zor ki. Ozan Gündoğdu valla, başkan, yani ben daha da muhabbetli olacağını düşünüyorum. Hani mesela, yani hep söylüyorum, öyle insanlar tanıdı ki tavla grubunda. Hani ben, hani hakikaten çok şey yapıyorum, çok memnunum. Hani hayatımda hep bir yer işgal etmiş o insanlar. Onun için hani bence hani o özlem, o muhabbet yetmeyecek. Yani turnuvaya 3 gün yetmeyecek. Yani öyle hissediyorum. Hani Meral Hanım 1500 kişi diyor yani. Ya öyle bir şey olacak. Ya 500 kişi, 300 kişi de gelse bana kalabalık gelecek. Yani çünkü dolu dolu o insanlarla hasret gidermek lazım. Şimdi Ali'nin bu kübü, burada çektiği küp 187'lik Turgut'muş. Rakibin pas geçeceği aşikar. Niye? Bizim kübümüz o kadar tehditkar ki Mars edip maçı bitiriyoruz. Rakip bu riski almayacak. Ali de pullar geride diye düşünüyorum ama zonda 11 pull. Hani maç tansiyonu işte bu. Ali normalde bu hatayı yapmaz. Bence yapmaz yani. Eminim. Ama yapılıyor. Niye? Maç tansiyon diye bir şey var. Yorumluyorsunuz. Yanlış yorumluyorsunuz. Ali'ye bunu soru olarak göstersek, çekenle konuşmam bu kübü der. Hani dene der. Ne olacak ki der. İki at, yani kıracağını söyler. 50 tane şey söyler. Hani ama işte maç tansiyonu. Game 3 7. hamle, bence bu daha büyük hata. Bu kübü, hani bu küp için daha net konuşayım. Ali bu kübü mümkün değil almaz. Hani bence almaz bu kübü. Hele 3-0 öndeyken, yani dörtlü blok oluşmuş. Yani altılar, 17 zar, 6-1, 5-1'i çıkardım. 9-7 zar da oradan var. 24 kapı kaydırmalar. Dübeş çok güzel adamın. Hani öldürüyor. 4 çağır kapı kaydırıyor, yine 1'e alıyor. Ha, bunu Ali normalde yine almaz. Vazgeçememek çok önemli. Maç tansiyonu olur. İnsani hata. Zaten hani öyle bir PR'la oynamış ki, hani bu hatalar da öyle aman aman bir hata değil. Ali'ye göre hata. Bize göre normal. Game 10 13. hamle. 6-4. Vay. Şimdi bu zor. Bu zor. Bu zor. Oyunları arttıran, en çok oyunları arttıran hamleyi arıyordu Ali buna bakarken. Crawford'dayız. Oyunları en çok arttıran hamleyi bulmak lazım. Bana sanki 23'ten Krampu oyunları daha çok arttırıyor gibi geldi. Çünkü niye? Hem o pulun derdini çözüyorum. Bir tane pulu dışarı çıkıyorum. Ama makine öyle düşünmüyor. Makine oyunları arttırmadığını düşünüyor. Yani bu zor bir hamle. Bunu oynamayız. Bunu hiç oynamayız. Bunu belki oynarız. Bunu hiç oynamayız.
Bu olabilir. Bu yani bu olmuyor. Bu hata yine birileri veriyor. Bu hata değil. Çünkü ne altılar kapatsın istiyor. Yani çok zor hakikaten. Bunu Ali bakmıştır kafadan. Oyunları en çok arttıran hamle bu mu? Çift bu. Vallahi zor. Bu bana zor geldi. Maç tansiyonuyla bulmak da çok teşekkürler Hanım. Çok zor. Game 1 16. hamle Ali'nin bir hatasını daha buldu yazılım. Yani burada bir küp kaçırmış 93'lük. Burada pas olmuş. Öncesinde neymiş? Tugut bandındaymışız. Bu ağır Tugut'muş. Normal. Ama kıramadık. Yani buralarda bir yerde küp yok mu ya? Ama yok, dizlim çok kötü. Dizlim çok kötü. Burada nasıl? 600 pardon özür. Burada nasıl? Küp 45. Yani herhalde en şey bu. 5'te 3-2 deneymiş. Yok 16. Yakın yakın ama küp değilmiş burası. 13-7-5. Çok kalıyor ama kapatmaya önem veriyor işte. Hamlenin şeyi o. Kapatmaya. Anam bakalım. Evet. Evet. Atilla katılıyorum sana. Hep Atilla'yı bak Atilla böyle deyince Atilla'ya teselli konuşmalarım aklına geliyor. Atilla'ya verdiğim psikolojik danışmanlığı herhalde tavla camiasında 3-4 kişiye maksimum 3-4 kişiye daha vermişimdir. Daha fazlası değil. Hani en az 2-3 seans Atilla'yla hani bu tavla, oyun, mağlubiyet konusunda konuşma yapmışımdır. Pardon, bu niye küçüldü birden? Evet, şimdi bakalım kübü de gördük. Başka ne var? Game 7'de ikinci hamle. Bakalım teknik bir şey mi yapmış? Makine bunu oynuyor. Ben de bu hamledeyim ya. Maalesef ben de bu hamledeyim. Yani bu hamleyi anlıyorum. Duplikasyona ikiler dörtler duplike ediyor ama ya yani o kadar rakip dağınıkken şey yapmak istemiyorum ben de yani 21'i aldırmak istemiyorum. Kırsın beni 21'i alamasın. Veya 11'i kırsın alamasın. Yani şu vazgeçemiyorum buna. İşte bakmak lazım. Evet. Biz memur çocuğuz abi. Evet. Aynen öyle. Son bir tane daha bakalım. Rakibin bu arada en büyük hatasına bakalım. Rakip için birkaç Cüneyt ne yaptı bakamadım ona. Rakibin en büyük hatasına bakalım. Game 5 6-5'i varmış. Korkunç. Bakalım rakibin hatalarını kapamıştım. Açayım onu. 6-5'i vardı. Game 5 değil mi? Ya pardon, Game 5'miş doğru. Game 5 6-5. Bu. Evet. Bu. Ya rakip bunu çıkmadı ya. Rakip bunu çıkmadı. Ve sonra yani yine 6-5 atıp çıktı. Bir yerde 6-5 atıp çıkıyor. Hatırlıyorum bunu. Hani bir yerde bir şey attı yine çıktı yani. Nasıl çıktı sonra? Biz girdik, girdik. Bizarla yok burası 6-5'te çıktı yani. Bu nasıl çıkmaz ya? Yani ha burada crash insanın aklına gelmez ya. Yani hani yarışta öne geçiyorsun. Kırıldın, iflas edersin. Yarışta öne geçiyorsun. Dış alan senin. Rakip yani çok zor bir işi var rakibin. Olacak işte. Game 5 16. hamle. 1-1. Yani rakip bence maçtaki en korkunç hata bu. Rakibin en büyük hatası bu. 6-5 de kötü ama bunu o kadar hızlı oynadı ki bunu. Yani bari bunu yap yani. Hani almadım bir şey yap. Yani şu sadece düşeş dübeş açık veriyor. Bunda
Hani şu formatta hani o kadar çok zar açık veriyor ki boşu boşuna. 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 açık veriyor. 5-5 açık veriyor. Hani 4-4 facia. Hani içeriden dışa yani şeyden 6'dan 5'ten sallamak zorunda kalıyor. Mars etmek istediği halde. Maçtaki en dramatik hatasıydı. Bir de son bakalım Game 9 7. hamlede varmış. Sonra da overall'a bakalım. 4-1 4-1 1'e girip 4'e yat diyor. Bari 20. Evet, 6'lar iki tarafı da verdi. Bu da kötü. Hem al büyük sarılar karşıda çalışıyor. Burada da Ali'nin en çok kırmak istediği yere geldi. Zaten favori olmadığı bir oyunda hani belki 4'ü yapar. Belki Ali kırmak zorunda kalır. Oradan bir şey yapar. Ondan 4'e kapatıyor makina. Öne gelmek, bu kadar vermek çok iyi. Buradan sonra Ali'nin kübü var mı ona bakalım. Yani o kadar çok küplük pozisyon oluyor ki tamam. Skordan dolayı 10'a 5 küp değil ama kazanma oranından anlayacağız bunu. Ali burada 68 kazanıyormuş daha zar atmadan 37 Mars ediyormuş. Bu birçok skorda, birçok skorda bu çok ciddi küp ve pastır. Ama bu skorun laneti bu. Bunu bunun hakikaten bu aralığın ne kadar zor olduğunu anlamanız için. Yani şöyle diyeyim. Nasıl olsa artık yayın bittiği için. Bunu kopyaladım. Niye? Bir tane daha açalım Xtreme. Bir tane daha açalım. Yani 0-0'da bakın bunun ne olduğuna. Bir tane daha X'i açtım. Bunu kopyaladım buraya. Maçı mesela 1-1'de bu nasıl bir küpmüş? Bakalım 1-1'de. Double pass. Yani 1-1'de veya 4-4'te bakalım. Yani daha eşit skorlarda take'e dönsün istiyorum biraz. Yok, bulamayız. Yani hakikaten bu kadar Mars'ın olduğu maçın bir yerde işte bunu demek istiyorum. Yani 4-4'te rakibin arkasına bakamayacağı küp hani koşa koşa kaçacağı, bizim çekmesek neredeyse 200 yiyeceğimiz küp 10 skorunda çekersek 544 yiyoruz. Çünkü burası çok özel bir skor. En özel skorlardan biri. Hani küp çeken için, 10 olan için en zor nokta bu yüzden. Burada sadece yarış küplerini çekmek lazım. O da pür yarış neredeyse. Pür yarış küplerini çekerseniz eyvallah. Çekmezseniz çok yersiniz. Ben çok yedim. Onu oradan biliyorum. Evet. Şu anda belli olan maç yok. Belli olunca mutlaka hani duyarsınız. Duyurmaya çalışırız ama sağlık olsun. Ali'cimi çok çok tebrik ediyorum. Şahane oynadı. Şahane PR geldi. Hani 2.73 hani Mişi Moşi seviyesi dediğim yer bu. Hani Ali bu maçı masada daha iyi oynardı bence. Hani o kadar daha hakim oynardı. O kübü falan 180'lik o kübü almazdı. Hani Turgut hatasını daha dikkatli oynardı. Hamlelerde zaten şey yok. Hani sorunu yok. Bu küçük şeyleri zaten olsa ne olur, olmasa ne olur. Başka küçük hatalar belki olur da bu iki hatayı ben yapacağını zannetmiyorum. Masada bakınca. Online'da mouse'a basmak tek pas için çok kolay. İkisi de hata yaptırıyor. Evet. Katıldığınız için, seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bu uzun yayın serüveninin, toplu yayın serüveninin son maçıydı. Şu anda belli olan maç yok. Belli olan maç olunca yayınlara devam edeceğiz. Alaaddin sevenler için güzel bir haber vereyim. Alaaddin geçen gün konuştuk. Bir şov maçı teklif etti. Şov maçı yapalım, yayın yapalım diye. Hani Alaaddin çok öyle az solistleri biliyorsunuz kralı. Alaaddin öyle çok sahnelere, yayınlara çıkmak istemez. Ben de geçen gün onu bir yerde yakaladım. Sırf Alaaddin diye oynamayacağım yoğunlukta Alaaddin gel oynayalım dedim. O kadar özlemişim. Sonra konuştuk, hasret giderdik. Bir şov maçı yapacağız Alaaddin'le.
Belki danışman çift yaparız. Ali ile daha çok eğleniriz diye. Umarım öyle bir şey ayarlarsak bir hafta sonuna Alaaddin'in de olduğu bir yerde bir canlı yayın yapacağız. Alaaddin'in yanına da bir kurban veririz. En uygun o kurban bence Ozan olur. Alaaddin, Ozan, Belen'e İbrahim. Bakalım nasıl bir maç olur. Çok eğleneceğimize eminim. Gösteri maçı diye, şov maçı diye şey yapıyorum, kandırıyorum Alaaddin'i. İnşallah olur. Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar.